Nitekim geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız 1 Ekim Meclis'in açılış resepsiyonu sürecinde hem Devlet Bahçeli'nin meclise girişi esnasında DEM Parti grup başkan vekilleriyle tokalaşması ve daha sonra resepsiyonda vermiş olduğu mesajlar, öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin de bir şekilde yaşamakta olduğu ve muhtemel risklere dair algılarının artık farklılaşmaya başladığı görüyoruz. Umarım öyle olur ya da eğer öyleyse bu bir tabii şeydir, bir fırsata dönüştürülebilir Türkiye'nin bu ihtiyacı. Çünkü Türkiye'nin ihtiyacı bir taraftan da baktığınız zaman barış ihtiyacı, Kürtlerin de barış ihtiyacı anlamına geliyor, tekabül ediyor. O yüzden hani bu kadar bir sıkışmışlık içerisinden yaratıcı bir süreçte demokratik, eşitlikçi, bölge halkları için sadece Türkler ve Kürtler için değil, bir tarafıyla da baktığınız zaman esasında belki Yahudiler ve Araplar için, Ermeniler ve işte Türkler için de bir yeni kapının açılacağı bir süreç olabilir. O yüzden hani herkesin geleneksel pozisyonu terk edip bir müzakere sürecine doğru gitmesine yarar var. Nihayetinde yani Suriye'de, Irak'ta, kısmen İran'da ve işte Türkiye'de ciddi anlamda örgütlü bir Kürt muhalefetinin üzerinde tartışmadığı tek lider olan, tek kendisine önder kabul ettiği bir şahsı bu kadar tecrit altında tutarak, bu kadar sürecin dışında tutarak bir müzakereyi yürütmek, hatta bırakın yürütmeyi, başlatmak da mümkün değil. O yüzden elbette İmralı'nın kapılarının tabii ki açılması lazım. Sizin hani sevip sevmemenizden bağımsız olarak İmralı'daki işte Öcalan'ın Kürt hareketi üzerinde böylesine bir ağırlığı var. Yani bu siz sevseniz de sevmeseniz de böyle bu ağırlık. Bu halde yapılacak iş bunu bir avantaja dönüştürmek. Nihayetinde bütün hareket üzerinde böylesine güçlü bir karizması ve etkisi olan bir insan, yani tek bir insanda konuşarak belli bir noktaya varmak, yani bir taraftan baktığınızda devlet içinde daha rahat bir şey. Çünkü bir kişiyle oturup rahat olarak meseleleri enine boyuna konuşabilirsiniz. Artık bu tabii yılları sari bu tecrit sürecinin mutlak bir şekilde sonlandırılması lazım. Ben umarım tabii hani Orta Doğu'da bu kadar karma karışık hale gelmiş, bu kadar artık böyle bir kan deryasına dönmüş bir süreci yaşadığımız bugünlerde eğer bir barış konuşacaksak onun en önemli taraflarından ve en önemli aktörlerinden birinin artık muhatap alınması konusunda bir siyasi irade gelişir Türkiye'de. Bir arabulucu heyet olacaksa bu elbette tarafların üzerinde mutabakata varacağı isimler üzerinden olur. Dolayısıyla taraflar kimi böylesine tarihi bir görevle görevlendirecekse bence çok önemli, çok şerefli bir iştir. Hayata yapılan en önemli yatırımdır. Toplumsal birlikteliğimize yapılmış, insanlığa yapılmış çok önemli bir yatırımdır, önemli bir görevdir. Her kim böyle bir görevle görevlendirilmesi kendisinden istenirse mutlak surette bunu kabul etmelidir. Elbette yani benim için de böyle bir şey söz konusu olursa tabii ki bir şereftir, önemlidir, kabul ederim. Ama bu dediğim gibi yani tarafların ancak mutabakatta tespit edecekleri bir şey olacak, bir süreç olacak.